Esnaf. Teşekkür ederim. Esnaf. Hemen kalbimi yolladım. Kalbimi size atıyorum. Evet, güzel bir gün olsun. Biliyoruz yaşanan kötü olaylar var. Her gün bununla ilgili bilgiler de vermeye devam ediyoruz ama hep ne diyoruz? Umudumuz olmalı. Kötü olaylara odaklanıp sadece kendimizi kötü hissedersek o zaman yaşamdan da hiç tat alamayız. Bizim için de her şey kötü gitmeye başlar. Göreceğiz, izleyeceğiz, dersimizi alacağız. Yapmamız gerekeni yapacağız ama hayatımıza mutlu bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. İhbar hatlarımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84. Dediğim gibi bugün gündem çok yoğun. Biliyorsunuz 14 yıl sonra ilk defa dün Cem Gareboğlu'nun avukatı yayınımıza bağlandığı birçok açıklamalarda bulundu. Sonrasında bugün yine Münevver Karabulut ailesinin avukatı bağlandı. Tekrardan hatta DNA analizleri istediklerini, itiraz edeceklerini kararı söylediler. Ama biz bugün size bu olayla ilgili çok önemli bir görüntü göstereceğiz. Bu görüntüyü sizlerin özellikle izlemesini bekliyorum. Şimdi önce de kulağım açık kaldı arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Cuma günü vahşi bir cinayet gerçekleşti. İki genç kız çok kötü bir şekilde katledildi. Biz hala bu konuyu derinlemesine inceliyoruz. Çünkü bu olayla ilgili birçok şey, birçok gelişme geliyor. Nasıl ailesi bu durumu fark etmedi? Bu çocuğun ailesi nasıl bu durumu fark etmedi? Bu çocuk 19 yaşında. Bu kızlarla ilişkisi neydi? Ve surlarda işlendi cinayet biliyorsunuz. Ve surlara bu kadar ondan şikayetçi olmasına rağmen İkbal neden geldi? 4 saat o surlarda 4 saat kalmışlar. Tam 4 saat. Şimdi 4 saat o surlarda kalıyorlar. Ve o süreç içinde ne oluyor? Ne konuşuluyor? Yani biraz onu da görmek istiyorum. Ve sonrasında Nevzat hocamız da buradalar. Nevzat Alkan. Onunla da bu konuyu değerlendireceğiz ve konuşacağız. Onun da mutlaka fikirleri çok değerli, bize söyleyeceği şeyler olacaktır. Ve sonrasında şunu söylemek istiyorum. Semih'in ailesinin söyledikleri o kadar önemli ki, o kadar sinyaller veriliyor ki, ah diyoruz keşke başka şeyler yapılsaydı. Onun için şimdi sizle adım adım ilerleyeceğiz. Babanın oğluyla ilgili bazı açıklamaları var. Şimdi bu açıklamaların hepsi çok önemli. Bu olay yaşandı. Ama yaşanmaya bu tarz olaylar devam edebilir. Ben dün de demiştim. Çocuğumuz Allah göstermesin mağdur olabileceği gibi Allah göstermesin katil de olabilir. O yüzden hem çocuğumuzun bu tarz psikopatik, vicdansızca, merhametsizce ya da akli dengesinin bozulduğu şekilde bu davranışlarını önceden tahmin edip tedavi ettirmeli ya da çocuğumuz bu tarz kişilerle görüşüyorsa hemen bunu algılamalıyız. Şimdi babanın açıklamasını göreceğiz önce. Şimdi Semih Çelik'in babası ne diyor? Sonra size bir şey söyleyeceğim bu arada. Semih Çelik'in sosyal medyada da birçok kez bu konuşuldu. Aslında bir idoli olduğu söyleniyor. Yani tarzı, tavrı, giyimi, yaptığı eylemler, bazı inanışları bunu idol alıp aslında o eylemleri gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bununla da ilgili size bilgi vereceğim. Bir babasının açıklamalarını görebilir miyim? Pazartesi günleri ikametimize gelirdi. 12-17 arası Semih ile Ayşenur evde tek başlarına vakit geçirirlerdi. Aynı zamanda dışarıda da buluşurlardı. Olay günü yani sabah erkenden evden çıktım. Sabah 10.40 sıralarında oğlumu arayıp işten dolayı ben bu akşam geç geleceğim dedim. Kendisi de bana Ayşenur evde, gün içinde sakın gelmeyesin baba dedi. Ben dışarıda bulunduğum sırada eşim arayarak polisler evde, çabuk eve geç dedi. Ben de olayı eve geldiğimde polislerden öğrendim. Şimdi tabii baba aslında nelerden şüphelendiğini, ne olduğunu adım adım anlatıyor. Çizdiği resimler. Şimdi çizdiği resimler çok önemli bir bulgu olarak ayrı koymak istiyorum. Nevzat hocam size de soracağım. Ama şimdi şu, yani bize anlamaya çalışacağız ya çocuklarımızı takip edelim. Şu her ergende görüyoruz. Benim odamdan çık. Ben işte okuyacağım da ne olacak? İşte asilik, anneli babaya karşıt gelme. Yani bunlar zaten belirgin ergen özellikleri. Değil mi hocam? Yani babanın anlattığında resimler ya da işte kasap olmak istemek, onun dışında hani çok belirgin ben bundan fark ettim diyecek pek bir şey yok. Yani gerçekten ergenler bir isteyen içinde olduğu için zaten sonuçta birçok farklı bulgu veriyorlar ama resim burada önemli. Yoksa ötekisi kasap olacağım, şu onlar hakikaten dikkat edecek hususlar, evet, değil.
Şimdi tabii birçok kitap okuyor. Bu arada hani o gün bunu da konuşmuştuk. Hani kitap okumak, psikopatik özelliklerdeki insanlar genelde zeki de oluyor hocam, biliyorsunuz, antisosyal kişiler. O yüzden hani kitap okumaya meyilli, felsefe kitapları, psikoloji kitapları okuyor. Hem insan işte çok felsefeye eğildiğinde söylediğimizde çocuklar, ya da çok dini ritüellere eğildiğinde, çok diğer dinleri araştırmaya başladığında, çok onlarla ilgili semboller bulundurduğu zaman evinde, değil mi? Aslında mesela bir Hristiyanlık sembolü var çocuğun odasında, ki bir ergen çocukta genelde böyle bir şey, dini bir sembol görmezsiniz. Sizce hoca? Yani rafların içinde dinle ilgili kitap yoktu gerçi ama evet. Demek ki o konuya da kafa yoruyor olabilir. Çünkü bir de yaradan inancı da var. Çünkü videosunda ondan da bahsediyor, hani Allah istemedi olmadı falan diye. Allah yardım etti diyor, evet. Şimdi annesinin Semih Çelik'le ilgili şöyle bir açıklaması var. Son iki seneye kadar inançlı bir çocuktu ve dini ibadetlerini yerine getirirdi olarak anlatıyor. Yani ne olduysa aslında o iki senenin, yani ergenlik döneminin en alevlendiği dönemde aslında değişime uğruyor. Muhtemelen madde kullandığı için bir tetikleyici var. O dönem, şu anda veya o videoda kullanıp kullanmadığını bilemeyiz ama normalde çocuğun madde kullandığı söyleniyor. Biliyorsunuz çocukları maddeden uzak tutmamızın sadece fiziksel zarardan çok, akıl sağlığıyla ilgili zararları da çok fazla. Sonrasında kalıcı şizofreni bozuklukları ya da bu tarz bozukluklar olabiliyor. Sonrasında bir o benzetmeyi de anlatmak istiyorum. Madem konuştuk, hani şimdi evi görürken hocam sizin de bilginizi almak istiyorum. Ay, boğazıma takıldı. Şimdi bu değil. Birine benzetiyorlar ya. Bir idolü var diye. Şimdi Richard Ramirez, dünyanın en ilk 1960'lı yılların seri katili. Herkes analizlerde saç stili, yaşadığı hayat, inanışları, çizdiği resimler, satanizme olan ilgisi. Bunu neden söylüyorum? Semih'in de çizdiği motiflerde bu tarz bilgiler var, bu tarz detaylar var. Özellikle bazı o çizdiği fotoğrafların benzerliği olarak Richard Ramirez'e benzetmeye çalıştığını, el hareketlerini ve diğer şeylerini benzetmeye çalıştığını kendini ve saçları aynı o şekil baktığınızda, ellerinin temizliği, titizliği, psikopatilerde bazen ellerin kullanımını ve ellerin çok temiz olmasını da görürüz. Videonun karşısında kat kat giyinmesi, psikopati özelliklerinde özellikle çok kat kat giyinme vardır hocam. Biliyorsunuz siz de kat kat giyinirler. Etkilenmiş olabilir mi hocam sizce? Kesinlikle etkilenmiş olabilir. Bir de zaten küçük herhalde bu da. Çünkü fotoğraf çekildiğinde herhalde çocuklar için olan bir cezaevindeymiş. Çünkü CD yazmıyor. Correctional Department, evet, yazmıyor. Demek ki çocukla ilgili. Demek ki bu da hani gençliğe adım atarken bir eylem gerçekleştirdiyse rol model almış olabilir. Evet, yani öyle düşünüyoruz hocam. Birkaç söylemi de çok benzerlik gözüküyor. Saç stiline bakarsanız aynı saç stili zaten. Aynı saç stili. Yaşadığı hayat, inandığı ritüeller, çizdiği resimler çok birebir olarak benziyor. Ve o dönemde tabii bu da çok konuşulan bir şey. Genelde psikopatilerde de görülüyor hocam bu inançsal şeyler. Şeytana inanma, satanizm gibi şeylere inanma gibi, bu tarz şeyler de olabilir mi hocam? Yani kesinlikle okudukları arasında, öğrendi belgeselde falan izlediyse kafa yormuştur ne yaptı diye. Belki rol model de almıştır. Ona da bakmak lazım, ne suç işlediğine falan. Seri katil dediniz siz. Evet, seri katil, hem istismarcı, tecavüzcü olarak hem de seri katil olarak yargılanıyor. Los Angeles'a nam salmış. Evet, evet. Sonrasında bir hastalıktan vefat ediyor ama bu tarz şeylerde de şunu söylemek istiyorum. Seri katillerin, genelde işte Amerika'da olan bütün, hemen hemen bütün seri katillerin, yani saçma sapan bir şekilde ama hayranları var. Dolu mektuplar gidiyor işte yattıkları hapishanelere, evlenmek isteyenler, birlikte olmak isteyenler. Bunlar seri katil. O yüzden şimdi hayranlık besleyeceği kişiler bazen bu tarz kişiler de olabiliyor.
belki de böyle bir şeye dönüşmüş olabilir. Bu da enteresan bir bilgi dediniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde hakikaten seri katillerin aşıkları oluyor. Evet. Cezaevinde evleniyorlar falan. Hı hı. Bizde tabii seri katil değil ama Mehmet Ali Ağca biliyorsunuz Abdi İpekçi'yi öldürdü. O da cezaevinde evlenmişti yani. Hı hı. Demek ki böyle cezaevinde evet. görmese de bilgi odağı olabiliyorlar. Evet. Şimdi burada buna da çok dikkat ediniz. Çok enteresan bir şekilde kötülük de bazen hayran olunabilecek bir özellik haline gelebiliyor içsel olarak. O yüzden bununla ilgili de aslında buradaki kişiyle kendini bağdaştırmış olabilir. Ben şöyle bir şey düşünüyorum Esra Hanım. Özellikle 14-15-16'lı yaşlar da bulunan genç çocukları şeye benzetirim hep. Yani bir uçağın hani kalkış sırasında yavaş yavaş yükselir ve sonra rotaya oturur. Hani yaş kemale erdiğinde. Orada inanılmaz dengesizlikler söz konusu. Zaten biliyorsunuz kazalar genellikle ya kalkışta ya inişte olur. Şimdi bu genç çocuklar bence o dönemde, o geçiş döneminde yani gençlikten delikanlılığa adım attıkları 18-19-20'li yaşlara geldiklerinde bu tarz olaylara da vakıf olduğum için de biraz anlatmak istiyorum bunu. İlgisizlik, umutsuzluk ve çaresizlik onları itiyor. Yani o özgüven kaybı bu çocukları bu tip şeylere itiyor. Ve yine tanık olduğum benzer bir olayda, aynı yaşlarda, benzer şekilde yaşanmış olaylarda, yani tam böyle sapacağı dönemde inanılmaz derecede güçlü bir psikiyatrik psikiyatr tedaviye maruz kaldı. Fakat psikologların da yardımıyla çıktı düzlüğe ve hayatını sürdürüyor. O yüzden tedavi ailelerin, olması ailelerin mutlaka çocuklarını psikiyatrik, psikolojik... Psikolog tedavisinin devam etmesi gerekiyor. Devam etmesi lazım. Dikkat çok önemli. O gerekiyor. Süreci çünkü aileleriyle paylaşamasalar da psikologlarıyla her şeyi konuşabiliyorlar. Şimdi muhabirimiz Okan Sayhan bu cinayetin işlendiği Eyüp'teki surlarda. Şimdi oraya nasıl geldi İkbal? Nerede işlendi tam onu göreceğiz. Okan... Merhabalar. Evet Esra Hanım, merhabalar. Şimdi Okan, biz de merakla bekliyoruz. Bize anlatır mısın biraz? Neredesin şu an? Tabii ki de. Şu anda Fatih ilçesinde Edirnekapı surlarının bulunduğu bölgedeyiz. Evet. Arkamda görmüş olduğunuz güvenlik kamerası görüntüsü Semih Çelik ile İkbal Uzuner'in son görüntülerinin alındığı güvenlik kamerası. Esra Hanım, öncesinde Semih Çelik, ardından İkbal Uzuner saat 1.50 sıralarında buradan ilerleyerek surlara doğru yola çıktı. Birlikte mi geliyorlar? Semih Çelik'in ardından... Birlikte mi? Arka arkaya mı? Hayır, hayır Esra Hanım. Biliyorum. Bir dakika. Öncesinde Semih Çelik, ardından bir süre sonra İkbal Uzuner. İkbal Uzuner buradan... karşıya geçiyorlar. Şimdi şöyle göstereyim size. İkbal'in güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan karşıya geçtiği nokta tam olarak burası. Şu dubadan da anlayabiliriz. Tam olarak şu bölgeden ilk önce trafiği kontrol etti. Trafiği kontrol ettikten sonra araç geçişlerinin ardından karşıya doğru yola çıktı İkbal. Semih'in ardından. Şöyle bir detay vardı güvenlik kamerası görüntülerinde. İkbal elinde telefonla konuşurken surların tepesine doğru Semih Çelik'in nerede olduğuna baktı. Yani Semih aşağıdan, Çelik İkbal Uzuner'i nasıl çağır... Aşağıdan aslında buyurun. Semih'in nerede olduğuna bakıyor, orada görüyor. Evet, şimdi şöyle sorulan sorular vardı. İkbal Uzuner Semih Çelik'le neden buluştu? Evet. Semih Çelik zorla mı çağırdı İkbal'i? Ya da herhangi bir tehditte mi bulundu, burasını bilmiyoruz. Ama güvenlik kameralarından gördüğümüz kadarıyla öncesinde Semih Çelik, ardından İkbal Uzuner bulunduğumuz bölgeden surlara doğru ilerledi. Şimdi biz de karşıya geçiyoruz onlar gibi. Şimdi şöyle bir detay eklemem lazım. Surların farklı bölgelerinde şu an karşımda görmüş olduğunuz gibi farklı giriş noktaları var. Bu giriş noktalarından madde bağımlıları, evsizler, sura giriş çıkış yaptığını söyledi bize bölge halkı. Buradaki minibüsçü arkadaşlarımız. Sıklıkla evsizlerin ve madde kullanan gençlerin özellikle surlara giriş çıkış yaptığını bu gibi bölgelerden bizlere iletti.
Peki şimdi devam etmem gerekirse. Evet. İkbal nereden çıkıyor? Yani onlar nereden çıkmış yukarı doğru? Esra Hanım, oraya doğru gidiyoruz şu anda. Öncesinde dediğim gibi Semih Çelik ilerliyor. Ardından İkbal Uzuner Semih Çelik'in nerede olduğunu soruyor. Şimdi şunu da söylemem gerekiyor. Güvenlik kamerası görüntüleri saat 1.50 sıralarındaydı. Evet. 1.50 sıralarındaydı. Yaşanan vahşetin telefon kameralarıyla görüntülendiği saat, yani vatandaşların bu durumu fark ettiği an tam olarak 3.30-4 arasındaydı. Yani 4 gibiydi. Evet. Ortalama 2 saat Semih Çelik ve İkbal Uzuner surların tepesinde vakit geçirdi. Tabii şunu da gözden kaçırmamak lazım. 2 saat vakit geçirmişler. Direkt yani Semih Çelik. Evet, direkt hani öldürme eylemi olmuyor. 2 saat yukarıda konuşuyorlar. Şöyle söyleyeyim ben. Vatandaş kameraları, orada bulunan insanlar, çünkü o vahşete tanıklık eden insanlar telefon kameralarıyla o anları görüntülüyorlar. Şöyle hesap edebiliriz bence. Saat 4'te vatandaş kameralarını göz önünde bulundurursak 1.50 sıralarında da güvenlik kamerası görüntülerini hesap ettiğimizde ortalama 1 saat vakit geçirmiş olduklarını anlayabiliriz. Ardından Okan, şöyle bir şey olabilir mi? Sana da sormak istiyorum Okan. Evet. Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? İzleyicilerimiz de dinlesin. Evet. Daha önce İkbal'le Semih'in birlikte kendilerini öldürme planları olduğu konuşuluyor. Hatta Semih'in İkbal'i bu konuda ikna ettiği, sonrasında İkbal'in ailesinin bunu fark edip İkbal'i buradan kurtardığı. Acaba diyorum ben de, yukarı çıktığında bir saat boyunca birlikte intihar etmeye, ikna etmeye çalışmış olabilir mi? Esra Hanım, sorduğunuz soru evet merak konusu olan bir soru. Ama burada şunu söylemem gerekiyor benim. Semih'in ailesi bir takım açıklamalarda bulundu. İfadelerinin de ardından başka açıklamalarda bulundu. Fakat İkbal'in ailesinden ifadeler haricinde henüz bir açıklama gelmedi. Şimdi şu merak konusu, Semih'in ailesinin dedikleri şu anda bir iddia. Annesi çünkü İkbal'in de intihara meyilli olduğunu, hatta intihar teşebbüsünde bulunduğunu söylemişti yaptığı röportajda. Ama buna dair kesin bir bilgi yok elimizde. O yüzden İkbal'in ailesiyle de biz iletişime geçmeye çalışıyoruz. İkbal'in ailesiyle görüştüğümüz takdirde İkbal'in psikolojik durumunu ve o iddiaların ne kadar doğru olup olmadığını öğrenebiliriz ancak. Okan, o saatlerde orada yani bağırış çağırış duyulmuş mu, İkbal'in sesleri? Esra Hanım, o saatlerde bir bağırışın çağırışın olduğu söylenmiyor. Burası çok kalabalık bir bölge. Bizim geçtiğimiz nokta kalabalık bir noktaydı. Evet. Kabul ediyorum. Ama şu anda burada bulunmuş olduğumuz bölge çok da kalabalık bir bölge değil. Şu an arkamda görmüş olduğunuz bu merdivenlerden yukarı çıkmıştı Semih. Kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Evet. Dün gece saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya bir kapı yaptı. Girişleri çıkışları engellemek adına. Neden yapıldı bu kapı? Çok gelen oldu sanırım. YouTuber'lar. Esra Hanım, bu kapının... Evet, buyurun. TikTok fenomenleri çünkü evet, orada çok şey gelenler yapmış. Olmuş fenomenler, TikTokçular. Onun için mi kapatıldı acaba? Esra Hanım, evet. Ben edindiğim bilgiye göre yukarıya çıkan insanlara, çıkan vatandaşlara ya da çıkacak olan vatandaşlara önlem alınmasına rağmen bir cezai işlem uygulanacağı yönünde bir duyum aldım. Evet. Bu çok önemli bir şey. Bakın, o surlara buradaki çıkanlara alınma... cezai işlem uygulanacak bundan sonra. Evet. Buradaki önlemlerin alınma nedeni de buraya giriş çıkışın sağlanmaması. Büyükşehir ekiplerinden de edindiğim bilgiye göre sadece bu bölge değil. Bundan başka bölgeler de, yani girişin çıkışın sağlandığı bölgeler de bu şekilde kapatılacak ve buraya girişlerin engellenmesi sağlanacak. Peki buradan yukarı doğru çıkıyorlar birlikte. Yani önce Semih orada, İkbal sonradan çıkıyor.
Evet, öncesinde Semih surların tepesine çıkmıştı. Peki o zaman ardından surların tepesinde... Bizim de sizlere göz... Okan çok pardon, sözünü kestim. O surların tepesinde oturduğu bir yer vardı Semih. Orada oturuyor muymuş? Şimdi şunu söylemem gerekiyor benim size. Aha. İlk önce bizim güvenlik kameralarından edindiğimiz bilgi... Semih'in bu merdivenlerden çıkarak surların tepesine ulaştığı. Aha. Ardından güvenlik kamerasından bizler şunu görüyoruz. İkbal elinde telefonla muhtemelen Semih'le konuşuyor ve surların tepesine bakıyor. Semih'in nerede olduğunu görmek için. Hı hı. Ardından o da bu merdivenlerden yukarı doğru çıkıyor. Daha sonrasında ise biz şu anda göremiyoruz, girişimiz yasak, fakat yukarısı sapı olduğu için, çıkış sıkıntılı olduğu için Semih İkbal'e yardım ediyor yukarı çıkması konusunda. Aa, bir dakika Okan, şimdi bir konuşma daha vardı, bunu da söylemek istiyorum. Birkaç kişi şöyle söylemişti, yani böyle duyumlar da vardı. Buraya kadar geliyor, sonrasında bıçak zoruyla İkbal'i yukarı çıkarıyor olarak söylüyorlardı. Böyle bir şey yok o zaman. Esra Hanım, bunlar söylenti. Sizin de söylediğiniz gibi böyle söylentiler var, fakat bizler güvenlik kamerasından gördüğümüz kadarıyla konuşmak durumundayız. Evet. O yüzden İkbal kendi rızasıyla bizim gördüğümüz kadarıyla buraya kadar geliyor. Ardından da surların tepesine Semih'le beraber çıkıyor. Evet. Peki buraya şimdi bize orayı bir daha aşağıdan ya da başka yerden gösterebilir misin Okan? Tabii ki de kameraman arkadaşım Ömer'le evet, beraber biz sizlere göstereceğiz. Surların bulunduğu bölge görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Buradan farklı giriş yerleri var. Şu anda görmüş olacağınız üzere tel örgülerle kapatılmış yerler de var. Hı hı. Bu tel örgüler bu olayın sonrasında yapılmamıştı. Fakat bu tel örgülerin delindiği ve giriş çıkışı sağlandığı yerler var. Buraya giriş o kadar kolay bir şekilde sağlanamıyor. Onu söylemem gerekiyor. Peki Okan. Arkadaşlar, yani buraya giren insanlar efendim. Şimdi şurada kalmıştık. Ben sonra farklı söylentileri söyledim ama sen dedin ki aslında Semih İkbal'e yukarı çıkmasında yardım ediyor. Çıkmak zor olduğu için. Öyle mi? Evet. Evet, bizim güvenlik kamerasından gördüklerimiz bak, bunlar. Yani burada peki hocam, Nevzat hocama da soracağım Okan, bir dakika. Yani bu ne demek hocam, yani ikna edilmiş mi bu kız? Yok. İsteyerek bilerek çıkıyor. Rızası olmayabilir, şantaj olabilir. Belki önceden ilişki yaşadılarsa, elinde de belki internette en çok o aranıyormuş ya. Hı-hı. Belki de şantaj yapıyor, gelmezsen yanıma ifşa ederim diye. Hı-hı. O da mecbur kalıyor olabilir. Hani babasına belki hani bir tehditlerde bulundu ya da farklı şeyler olabilir ya da ailene bir şey yapacağım. Ama hani aileye söylemeden bu kadar aileyle birlik olmuşlar ya bu çocuğa karşı, hani tepki olarak şikayetçi olmuşlar. Aile uzak tutuyor, okuldan alıyor. Hani bu kadar büyük olaylar var aslında. Ona rağmen aileye söylemeyip gelmesi, tehdit etse söylemez miydi ailesine şöyle, hocam? Şöyle, şimdi şantaj yapıyorsa söylemeyebilir. Hı hı. Çünkü ailene göndereceğim uygunsuz görüntülerini diyorsa söylemeyebilir. Çünkü mantık olarak söylemesi gerekir. Neden? Hı hı. Bir çocuk var, rahatsızlık veriyor. Buna yönelik bir işleme girmişsiniz. Aile olarak yek olmuşsunuz tek. Buna rağmen onlardan ayrı oluyorsa ya rıza var. Hı hı. Bu kötü olasılık. Hı hı. Ya da şantaj var. Bu cep telefonuyla incelenecek, şimdi hepsi ortaya çıkar. Hı hı. Evet Okan. Sonrasında Esra Hanım, hocamızın dinlediklerini ben de dinledim. Şunu tekrar etmem gerekiyor. Semih'in ailesinin yaptığı açıklamalar İkbal ile Semih'in iletişiminin devam ettiği yönünde. Fakat burada bizler de bir çağrı yapalım İkbal'in ailesine. Ben akrabalarıyla görüştüm. Hı hı. İkbal'in dedesi kanser hastasıymış. Kemoterapi tedavisi görüyormuş. İkbal genelde dedesiyle ilgileniyormuş. Hı hı. Bizim İkbal'in ailesinden istediğimiz şey şu. Çelik ailesinin öne sürdüğü iddialar ne kadar doğru? İkbal'in de gerçekten psikolojik rahatsızlıkları var mıydı? Evet, telefon görüşmelerinden hocamızın dediği gibi bunlar ortaya çıkacaktır. Fakat işin aslı İkbal'in ailesiyle olan ya da Semih'in İkbal'in ailesiyle olan bağlantı diye düşünüyorum ben. Hı hı. Peki Okan, oraya çıkıyorlar. Semih yardımcı oluyor. Yukarı çıktılar. Sonra bir saat
tahminen bir konuşma oluyor aralarında. Evet, yani onu da tam olarak bilemiyoruz. Söylemem gerekiyor yani. İki saat sonra vatandaşlar bu durumu fark ediyor. Ama benim anladığım kadarıyla o vahşet görüntülerinin bir şekilde yaşanması için uygun ortamın da sağlanmış olması gerekiyor yukarıda. Çünkü dediğim gibi yukarısı çok sapa. Belli ki bir yere kadar gittiler. Orada bir iletişim olmuştur muhtemelen. Onu bilemiyoruz. O ikisi arasında ne yazık ki gömülen bir şey oldu. Fakat bizler şu an dediğim gibi sur bölgesinde sizlere görmüş olduklarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Peki Okan, orada hiç tabii ki aslında oralara dediğin gibi hani çıkanlar olabiliyor. Madde kullanmak için çıkanlar, evsizler çıkabiliyor diye söylemiştin. Orada acaba kimse var mıdır o olayın sırasında? Yalnızlar mıymış? Böyle bir söylem var mı? Böyle bir duyum almadık biz ne yazık ki. Böyle bir şey yok yani. Peki buradaki şoför arkadaşlarımızla da minibüs şoförleriyle de konuşma fırsatımız oldu. Çok fazla trafiğin, insan trafiğinde olduğu için bu bölgede kişiler hakkında kimsenin gözlemde bulunduğu bir durum yok. Peki Okan, çok teşekkür ederiz verdiğin birkaç bilgiler için. Ha, Nevzat Bey bir şey soracakmış. Demin yürürken orada birkaç tane ekip arabası vardı. İki tane polis arabası vardı. Ekipler mi orada bekliyor şu an? Evet, onu da söyleyeyim ben size. Polis ekipleri burada güvenlik önlemi açısından beklemeye devam ediyorlar. Biz geldiğimiz sırada da itfaiye ekipleri yukarıda dediğim gibi madde bağımlıların yukarıya bırakmış olduğu pislikleri diyeyim ben size, onları temizlemek için yukarı çıkmışlardı. Büyükşehir ekiplerinden aldığım bilgiye göre de surların şu an görmüş olduğunuz yukarıdaki bölgelerde kapatılacak ve girişin tamamen engellenmesi sağlanacak. Bence de çok önemli bir önlem ki daha önce de o bölgelerde Savaş hocamıza geldiğinde madde kullanımının olduğunu ve onların da çok hani önlemek için adımlar attığını söylemişti. Okan, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Rica ederim. Şimdi tabii çok acı bir olay ama burada hani geçmişte duygusal bir bağları olduğu için onunla ilgili şimdi sonuçta kızlar duygusaldır. Bak ne olursa olsun hani illa şantaj tehdide gerek yok. Ben kendi canıma zarar vereceğim. Son kez seni görmek istiyorum. Bunu gördükten, konuştuktan sonra son konuşmamız olacak. Peşini bırakacağım dese bile geçmişte ilişki yaşadığım birini görmeye gidebilirsin aslında. Şöyle, ama tehdit falan varsa, aile işin içine girdiyse artık kimse öyle şey yapmaz. Normal bir genç kız babasına hemen bilgi verir. Baba beni rahatsız ediyor falan diye, ama belki şantaj olabilir gerçekten. Yani belki şantajla ilgili bir durum olmuş olabilir. Bir de şöyle bir şey de konuşuluyor. Yarın da bunu detaylı konuşacağız ama belli bir gruba üye olduğu, bununla ilgili durumlar da konuşuluyor ve orada bu konuşmaların yapıldığı, hatta Semih mi? İnseller grubu. Böyle bir grup olduğu, onun hani etrafında döndüğü, onun bir misyonu gerçekleştiği insel gruplarından bahsediliyor. Yarın birazcık hani çocuklarımızı da uyarmak, kendimizin de bu konuda bilgisi olması adına bu gruplarla bağlantısı var mı yok mu, onu da bir konuşalım. Şimdi ben bir de bir şey anlamadım. Tabii. Burada şimdi 3 tane 19 yaşında kişi var. Biri erkek, ikisi genç kız. Şimdi anladığım kasaptan ayrılmış, evde oturuyor. Genç kızlar da herhalde ne üniversitede okuyorlar ne işleri var herhalde, değil mi? Evet. Biri üniversitede okuyor. Diğeri sanırım evde, hani belki okuldan alındığı şey olduğu için. Evet. Semih de liseyi açıktan bitiriyor. Ha, gençlerin önünde iş ya da okul gibi bir meşgale olmaması da ayrı acı. Tabii. Evet, onunla ilgili de belki dönemsel. Hocam düşünsene, şimdi ben de ergenlik döneminde hep biz konuşuyoruz, korkuyoruz. Şimdi benim ergen oğlum var. Belli bir yaşa gelmiş. Ergen çocukları olanlar da hani bir psikolojik sağlığı olur mu? Herkesin başına gelebilir. İleride başka bir şeye dönüşür mü? Ne kadar çok dikkatli olmamız lazım. Yani en ufak bir kırıntı, kıvılcım gördüğünüz anda koşa koşa gerçekten psikiyatriste gitmek lazım. O kadar önemli. Şimdi ergenlik çok zor bir dönem. Deli cesareti
derler hatta. Aslında bu delikanlılıkla alakalı bir şey. Hep beynin bir bölgesinin grileştiğini ve aşırı bir cesaretin geldiği dönem. Çok büyük bir cesaret geliyor. Yani hani o yaşta çok hız yapılır, o yaşta çok ölüm korkusu olmaz. Bu yaş döngüsü. O yüzden ergen çocukları olan aileler tabii ki çok karışmak, çok baskı doğru bir şey değil ama hep bir adım gerilerinde takipte olması lazım. Gerçekten takipte hele ki olması içine, lazım. Hele ki işin içine madde bağımlılığı da girmişse eğer o zaman hepten bomba gibi dolaşıyorlar ortada. Yani serseri mayın gibi nerede patlayacağı belli olmayan gençler haline geliyorlar. Ve ama madde bağımlılığı inanılmaz olmadıkları bir... otopside ortaya çıkacak zaten. Yani madde tesirinde olup olmadıkları. Ben şey anlamında söylüyorum. Esra Hanım'ın yorumuna bir katkı olsun diye söyledim. Yani o da işin içinde varsa çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalıyor o zaman çocuklar. Ama ailelerin şunu unutmaması lazım. Yani hocam tedavi kesin çözüm üretebiliyor. Yani ya bu çocuktan hayır gelmez, bu çocuktan bir şey çıkmaz diye bakmayacak çocuklar. Götürecek, ikna edecek. Psikiyatrik tedavi... Psikiyatri tedavisi ve mutlaka psikologla devam edecekler. Çocuklar kurtulabiliyor. Benim tanık olduğum bu şekilde 3-5 tane çocuk var. Ama çocuk için 5 kere psikiyatri başvurusu var bir yıl içinde. Evet. Devam etmemişler ama benim anladığım kadarıyla. Hayır, gidiyorlar ama ilaç yazıp gönderiyor. İlacı da kullanmıyor. İlacı da kullan. Şimdi o yaştaki yani. Bir çocuğa bu arada şimdi senin zaten çocuğun hastalığı ikna ile değiştirilemeyen düşünceler. Sen nasıl çocuğu ilaç kullanmaya ikna edeceksin? Şimdi bu tarz durumlarda da şunu da hemen kısacık bilgi vereyim. Eğer çocuğunuz hiç ikna olmuyorsa ilaca ve psikoz ya da şizofreni olduğundan şüpheleniliyorsa ya hastane yatışı olmalı ya da bazen çocuklar 15 günde bir olan iğneleri var bunların. Onların daha kolayına geliyor. Bu tarz durumlar yapmak belki daha kolay gelebilir. Bu arada Engin Deniz var hattımızda. O da inseller grubuyla ilgili bize bilgi verecek. O grupta Semih'in de yazıştığı söyleniyor. Engin Bey... Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok güzel bir şey konuşuyordunuz bu psikiyatrik tedavi ve ailelerin ilgilenmesiyle ilgili olarak. Evet. İnsanlar dediğimiz grup 15-25 yaş arasında olan ve zorunlu bekar dediğimiz bir grup. Şu an dünyada inanılmaz bir hızla yayılan ve kendilerini zorunlu bekar olarak görüp toplumsal bir düşmanlık oluşturan genç bir kitle bunlar. Engin Bey, zorunlu bekar ne demek? Zorunlu bekar şu demek. İnsanlar diyorlar ki ben çirkinim, param yok, dış görünüşüm kötü, ayrıca kadınlarla iletişim kurmayı beceremiyorum. Bu yüzden de hiçbir kadın beni beğenmiyor, beğenmeyecek. Bu nedenle de ben ömrüm boyunca bekar kalacağım. Fakat bunun bedelini de bütün topluma ödeteceğim demek. Yani aslında kin, nefret duygusu var. Kinlenir. Hem karşı cinse karşı. Topluma. Çünkü beğenilmediğini düşünüyor, özgüveni yok. Tabii ki zaten Avrupa Birliği insanları bir terör noktasında görüyorlar. Hı hı. Ve ayrıca Dünya Sağlık Örgütü de bunu bir engellilik olarak görüyor. Hı hı. Ülkemizde de son 2 yılda çok hızlı yayılıyor insanlık. Şimdi bunlara baktığımızda insanların temel düşünce yapısında şunu görüyoruz. Kadınların iki şeye baktığını düşünüyorlar. Nedir bunlar? Birincisi dış görünüş, ikincisi de para. Bu ikisinin de kendilerinde olmadığı için de insan olarak var olma mücadelesine giriyorlar. Bunlar internette bazı platformlarda birbirleriyle görüşüyorlar. Mesela. Peki şunu merak ettim. Semih'le bağlantısı nedir bu durumun? Semih'le bağlantısı şu. Semih baktığınızda dış görünüşü çok da kötü olmayan bir çocuk. Yani evet. İnsan olduğunu pek de düşünemeyebilirsiniz. Evet. Ama insanlık temelde aslında şunu da barındırıyor içinde. Şimdi bunlar oyun bağımlısı olurlar. Evden pek çıkmazlar. Veyahut diyelim ki çok iyi bir dış görünüş var fakat daha önceki ilişkilerinde bazı sorunlar yaşamışlar. Mesela kadınlardan ilişkilerine geçmişlerini kötü hatıralar biriktirmişler. Hı hı. Ve bunlarla buluştukları platformlarda internet platformlarında birbirlerine diyorlar ki kardeşim Türkiye'ye insanlara bunun bedelini şu şekilde ödeteceğiz. Dünyaya bedelini bu şekilde ödeteceğiz deyip birbirlerini silahlanmaya teşvik edebiliyorlar.
Semih'in konusunda da o da böyle bir platformla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Neticede bunlar birbirlerine silahlanıp insanlıktan intikam almayı teşvik edebildiği için senin de böyle bir noktası olduğu düşünülüyor. Ama şu an tam olarak ne? İstavcılık soruşturmayı tamamladığında belirginleşecektir bu. Böyle bir yazışma sanırım emniyette tespit edilmiş değil mi? Ha, tespit edilmiş detaylarını ben şu an tahmin etmek değilim. Ancak olabilme ihtimali de yüksek. Çünkü evet. Avrupa Birliği diyor ki, bakın Avrupa Birliği insanlarla ilgili açıklamasında diyor ki bir insan intihara meyillidir ve intihar ederken başkalarını özellikle de kadınları yanlarında götürmeye meyillidirler. Bu çok önemli bir açıklama. Tam da bu sur cinayetlerinde gördüğümüz gibi. Peki bu insel grupları nerelerden bağlantılar kuruyor? Yani hangi platformlardan birbirlerine ulaşıyorlar? İnternetin karanlık köşeleri var. Maalesef mesela 4chan dediğimiz, yani şu an bütün gençlerin bildiği veya Discord, Telegram, şimdi buralar denetimin çok kolay yapılamadığı platformlar. Yani herkes için, dünyada hiçbir ülkenin kolay denetleyemediği platformlar. Şimdi buralarda İnseller kendilerince gruplar oluşturup buluşup ilginç bir şekilde kendi dünya görüşlerinden konuşup birbirlerini bulup toplum düzenini nasıl değiştirebileceklerini konuşuyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Engin Bey, biz sizi buraya davet edelim. Bu konu çünkü çok önemli bir konu. Ve Semih'in insel gruplarıyla da bağlantısı zaten ortaya çıktı. Şimdi o yüzden gelin burada bize daha detaylıca konuşalım. Önemli bir konu çünkü. Çok teşekkür ederiz Engin Bey. Yani gerçekten korkunç bir şey. Arkadaş, böyle bir grup. Bakın, bu gruplar toplanacak. Sonuçta ergenlerin en çok aradığı şey nedir? Yandaş. Yani kendi gibi düşünen insanlar. Bunların toplanıp kadın düşmanlığı ya da işte karşı cins düşmanlığını oluşturup hem desteklediği şey, bak oradaki öğretilerde intihar etmek ve ederken kadınları da yanında götürmek gibi. Korkunç bir şey, korkunç bir fikir. Evet.